Evet, şimdi özellikle İsrail askerleri de dört bir yandan direniş güçleri tarafından vurulmaya devam ediyor sayın seyirciler. Hizbullah, Kassam Tugayları, Yemen ve Irak'taki direniş güçleri İsrail'i hedef almaya da devam ediyor. Saldırı görüntüleri bir taraftan, İsrail askerleri bir yandan direniş güçleri tarafından yoğun bombardıman altında sayın seyirciler. Az önce de ifade etmiştik, Hizbullah, Kassam Tugayları, Yemen ve Irak'taki direniş güçleri İsrail'i vurmaya devam ediyor. İsrail'i hedef almaya devam ediyor. Gazze'de Kassam Tugayları, Cibaliye mülteci kampında İsrail askerleriyle çatıştı. Çatışmada bazı İsrail askerleri öldü. Çok sayıda İsrail askeri de yaralandı. Kassam Tugayları ayrıca kuzeydeki Tevan mahallesinde çıkan çatışmada Siyonist askerlerden birinin sıfır mesafeden öldürüldüğünü ve bölgeye gelen İsrail zırhlarının da hedef alındığını açıkladı. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki iki askeri birliğe füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Metula'daki İsrail askerleri Hizbullah füzelerinin hedefi olurken Yara yerleşimindeki İsrail askerleri de kamikaze drone ile hedef alındı. Yemen Silahlı Kuvvetleri de hipersonik füzelerle ve insansız hava araçları kullanarak Tel Aviv, Hayfa Limanı ve Eilat Limanı'na bir dizi saldırı düzenledi. İsrail ise Suriye'nin başkenti Şam'dan İran Büyükelçiliği'nin yakınına saldırı düzenledi. İsrail saldırısında 7 kişi şehit oldu.